Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersimizin bu kısmında, ikinci bölümünde şablon eşleme ile ilgili uygulamayı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz bir önceki kısımda şablon eşlemeyi detaylı bir şekilde anlatmıştık. Uygulamamızı tanıtmıştık aslında ne yapacağımızı. Burada da o uygulamayı gerçekleştireceğiz. Uygulamamızda iki tane resim var. Ekranda görüyorsunuz. Şu bizim kaynak görüntümüz, şu template'imiz, şablon görüntümüz. Şablon görüntüyü kaynak görüntüdeki görüntülerle eşleştireceğiz. Pozitif çıkanları işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için hemen script dosyamızı açalım. Tabii yöntemimiz sliding window yöntemi, yani kayan pencere yöntemi. Kayan pencere yönteminde ne yapacağız? Şablonun büyüklüğündeki görüntüyü kaynak görüntüden alacağız. Şablonla karşılaştıracağız. Bir sonraki pikselle alakalı görüntüye geçeceğiz. Yana kayacağız, yana kayacağız. Bu şekilde önce sütunda daha sonra satırda kayma işlemi gerçekleştirerek eşleşen görüntüyü ne yapacağız? Alacağız. Tabi burada kaynak görüntüden almış olduğumuz çerçeve ile şablonumuzun aynı büyüklükte olunması gerekiyor. Yani satır ve sütun sayıları aynı şekilde olması gerekiyor. O nedenle arkadaşlar buna özen göstereceğiz. Kodumuzu da yazarken ona göre yazacağız arkadaşlar. New script deyip ben yeni bir script penceresi açıyorum. Script'imi kaydedeyim arkadaşlar. Şablon eşleme deyip kaydediyorum. Bütün kodları temizleyeyim öncelikle. Sonra workspace'imi temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şablonumuzu alalım. Temp eşittir imrit projemize alalım arkadaşlar. P M sarı bıyık 3 P alt tire M sarı bıyık 3 nokta PNG listemizi yani kaynak görüntümüzü alalım. İmrit hoca listesi 2.png. Evet, RGB bunlar biliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz figür bir bakalım bunlara. Imshow temp figür 2 Imshow list. Evet, bunları bir görelim. Kaydediyorum. Aslında kaydetmemiş miydim? Şablon eşleme farklı bir yere alıyor zannedersem. Hemen bakıyorum. Çalıştırayım bakalım nasıl çalışacak. Kaydet diyor. Peki kaydedelim. Tekrar deniyorum. Evet, bir sıkıntı var anlaşılan. Evet, MATLAB'ı bir ayarını kaçırmışız arkadaşlar. Şu pencereyi açık bırakmışız aslında. O nedenle öyle bir hata gerçekleştirmiş. Ben şablon eşleme diyorum. Evet, kaydediyor. Şimdi bunu çalıştırdığımda evet. Birinci figür, bu da ikinci figür. Gördüğünüz gibi ikisi de renkli. Biz şu görüntüdeki şablonla
Şu kaynak görüntü üzerinde eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Bunun için şuradan itibaren başlıyoruz kaydırma işlemini. Şöyle şöyle kaydıracağız ve buradaki tabii ki neye bakacağız arkadaşlar? Biz korelasyon katsayısına bakacağız. Korelasyon katsayısını belli bir değerde ayarlayacağız, sabit tutacağız. O değerin üstündekileri biz pozitif olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla burada eşleşmesi gereken görüntümüz şu. Bunu da zaten gerçekleştireceğiz. Birazdan bunu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bu görüntüleri biz griye dönüştürelim arkadaşlar. Şurada griye dönüştürelim. Temp G eşittir RGB2 gri. Temp. Evet. List G eşittir RGB2 gri list. Şimdi bunları tekrar alalım. Gördüğünüz gibi tempimiz yani şablonumuz 133'e 99, kaynak görüntümüz ise 221'e 907. Dolayısıyla bunun üzerinde gezme işlemi gerçekleştireceğiz. 133'e 99'luk çerçeve şeklinde arkadaşlar. Evet. RGB işlemi de başarılı. Şimdi gezme işlemi yapacağımız için gezme işlemi yapacağımız şöyle yapalım. Şuradan devam edelim. Gezme işlemi yapacağımız listenin kaynak görüntünün genişlik ve yüksekliklerini bulalım. Satır ve sütun sayısını bulalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sat süt eşittir size list G. Evet, satır ve sütuna atamasını gerçekleştirdik. Çünkü gezme işlemini satır ve sütun değerlerine göre gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde template'imizi de öğrenmemiz gerekiyor. Template için de tx virgül t y atamasını yapalım. Size temp g. Gri görüntü üzerinden gidiyoruz. Evet, size'ımızı da öğrendik. Yani daha doğrusu template'imizi de öğrendik. Template'e göre liste üzerinde yani kaynak görüntü üzerinde çerçeveler oluşturacağız ve bu çerçeveleri template'le karşılaştıracağız. Pozitif bir eşleşme yakaladıysak etrafını çizeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Tabii figür 1 üzerinden devam edelim. Şu olmayacak. Dolayısıyla şunu ben 1 yapıyorum. Liste ve Hold 10 diyorum. Çerçeve işlemini bunun üzerinde gerçekleştireceğim çünkü arkadaşlar. Şimdi gezme işlemine satır ve sütunda gezme işlemine başlayalım arkadaşlar. For i eşittir birden satıra kadar end for j eşittir birden sütuna kadar end. Evet. Gezme işlemi bu şekilde olacak arkadaşlar. Tabii ben kaç tane pozitif eşleşme yakaladıysam onu burada göstermek istiyorum. O yüzden şuraya pozitif katsayı diye bir değer atayım arkadaşlar. Bunu artıracağım. Pozitif değer sayısı diyeyim. Şöyle. Evet. Bunu artıracağım. Pozitif değerler matrisi. Bir de böyle matris oluşturayım. Bütün pozitif değerleri buraya. Yani çerçevelerin pozitif değerlerini buraya aktarmak istiyorum. Tabii hepsini değil. Ben 0,45 olarak belirleyeceğim bu korelasyon katsayısını. 0,45'in üzerindeki bütün katsayılara sahip olan katsayıları ayrı ayrı matrise atmak istiyorum arkadaşlar. Zeros 50,1 diyeyim. Evet. 50 satırlık bir matris tanımlamış olayım arkadaşlar. Bir de çerçeve sayısını kaç tane çerçeveyle karşılaştırıyoruz? Onu da burada belirleyelim şu şekilde. Evet, şimdi
Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Öncelikle ben şunu yapmam lazım. Kaynak görüntüden çerçeve alırken bu çerçevenin kaynak görüntü, işte örnek veriyorum, şurası kaynak görüntü ise çerçevemizi böyle alacağız. Şu sütunun sonuna geldiğinde taşmaması gerekiyor. Artık en son sütunun son piksel değerlerini aldığında burada bitmesi gerekiyor. Aynı şekilde satır olarak da şuraya geldiğimizde bakın şablon kaynak görüntüyü şurası olarak belirlemek istediğimizde böyle varsayarsak şablonumuza dair çerçeveyi seçtiğimizde en son burayı seçmesini istiyorum. Yani şöyle kaymasını istiyorum. Bu en son sınır benim için kaynak görüntünün en son satırdaki ve en son sütundaki piksel değerleri benim için önemli. Oraya kadar gelmişsek işlemi bitirecek, gelmemişsek devam edecek. O nedenle bir koşul buraya koyacağım arkadaşlar. Eğer satırın sonuna geldiysek, şurası satırın sonuna gelmediysek, i artı tx, tx'e göre alacağım çünkü tx küçük eşittir satır ve sütunda da aynı şekilde sona gelip gelmediğimizi kontrol edeceğiz. J artı TY küçük eşit sut. Evet. Bu şekilde ise bakın bu şekilde ise biraz yukarı çekelim şöyle. Evet. Satırın sonuna gelmediysek bakın şu satır biliyorsun şu da sütun. Sütunun da sonuna gelmediysek ne yapacak arkadaşlar? Çerçeveyi alacak. Alalım. Ara çerçeve diyelim. Ara çerçeve. Eşittir. List G'den alıyorum tabii ki. List G. I 2 nokta I artı TX eksi 1 arkadaşlar. Bu satır sayısını almış oluyorum. Yani template'im 133'e 99 ya 133'lük bir satır alıyorum sıradaki. Tabii i'ye göre dinamik. i 1 ise 1'den itibaren 133'e kadar. i 2 ise bakın 2'den itibaren 133 yani 2 artı 133 almış oluyorum burada. Bu şekilde bir çerçeve seçme durumu söz konusu. Virgül şimdi de sütuna geldi arkadaşlar. J'den sıradaki pikselimiz çünkü J. J artı TY eksi 1 diyorum arkadaşlar. Bu TY eksi 1'in şeyi şu arkadaşlar. Şurada J artı diyorum ya. J 1 ise mesela bakın 1 ise 1 artı TY olmuş oluyor. Bakın 1 artı. Peki neden J artı diyorum? Kayma işlemi için. Mesela J ikinci sütundan başlayacaksak alma işlemine 2'den artık 133 tane piksel değeri almam gerekeceğinden dolayı özür diliyorum Y99 99 tane piksel değer almam gerekeceğinden dolayı arkadaşlar burada ne yapmış oluyorum ben? 2'den 99 eksi 1 kadar almış oluyorum. Dolayısıyla gene ben 99 adet piksel değerini sütunda almış oluyorum. Mesela 1 olsa bakın şimdi 1 olsa neden 1 yaptığımızı eksi 1 yaptığımızı burada ortaya koyalım. 1 olsa 1'den TY demek ne demek arkadaşlar? 99. 1'den 99'a kadar aldık. Peki 2 olsa 2'den 99'a kadar. Hayır. 2'yi eklememiz gerekecek. O nedenle burada 1 çıkardık arkadaşlar. Şöyle bir örnekle bunu açıklayayım ben aslında. Şimdi ben 1'den 99'a kadar ne almam lazım arkadaşlar? Piksel değerlerini almam lazım. Çünkü 99 bakın. Peki J eşittir mesela J eşittir 1 iken tamam. Bakın şimdi J eşittir 1 iken şöyle yapayım. J eşittir 1 iken bakın
1 virgül 1 2 nokta 1 artı 99 eksi 1 olmuş oluyor. Dolayısıyla eşittir ne oluyor bakın. 1 virgül 1 1'i götürdü 99 oldu bakın. Peki J eşittir 2 için burası çok önemli çünkü bunu anlamamız lazım. Bu kez 2'den gene 99 tane şey olması lazım. Piksel almamız lazım 2'den itibaren. Dolayısıyla bu kez 2 artı bakın 2 artı 99 eksi 1 o da eşittir. Bakın 2'den 100 oldu bakın. Gördün mü? 98 2 ekledik 100 oldu. Peki 3 için J eşittir 3 olduğunda bakın 3 3 artı 99 eksi 1 ne oldu arkadaşlar? 3'ten 101'e kadar bakın. 98'den 99'dan bir çıktı 98 3 ekledik 101 bakın. Bakın kayma işlemini görüyor musunuz? Önce birinci pikselden 99. piksele kadar aldı. Sonra ikinci pikselden 99 100. piksele kadar aldı. 3. pikselden 101'e kadar aldı. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani şuradaki eksi 1'in manası bu şekilde. Onu özellikle burada vurgulamak için anlattım. Aynı şey x için de geçerli arkadaşlar. Peki ara çerçeveyi şimdi aldık. Ara çerçeveyi aldıktan sonra ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki katsayıyı hesaplamamız gerekiyor. B gray katsayı diyelim. B gray katsayı diyelim. Eşittir. Pearson'ın katsayısı şu şekilde MATLAB'da simgelenmiş, komut haline getirmiş arkadaşlar. Temp G virgül ara çerçeve. Evet. Bu şekilde şimdi katsayıları hesapladık. Katsayı hesapladık. Yani benzeşme oranını ortaya koyduk. Şimdi eğer B gray katsayı büyük 0,45 ise evet 0,45 ise bu işlemi yapacak. Ne yapacağız? Bir defa pozitif katsayıyı şurada pozitif değer sayısını 1 artıracağız. Artıralım. Eşittir. Artı 1. Daha sonra matrise bu değeri aktaracağız. Arkadaşlar aktaralım. Nasıl aktaracağız? Nasıl aktaracağız? Pozitif değer sayısı virgül 1 diyelim. Eşittir. Evet. B gray katsayı. Elde ettiğimiz katsayıyı ne yapacağız? Poz değerler matrisine aktaracağız. Poz değer sayısı zaten 0 değil 1 olacak. Birinci katsayımız bu. İkinci katsayım bu şekilde devam edecek. Bir de çerçeve sayısını hesaplayalım arkadaşlar. Bu da çok önemli. Eşittir artı 1. Bunu da zaten başlangıçta 0 yapmıştık. Kaç tane çerçeveyle karşılaştırdığımızı buradan göreceğiz. Şimdi tabii 45'in üstündeyse ne yapacak? Etrafını çizecek. Yakaladığı çerçevenin, aldığı çerçevenin etrafını çizecek. Dolayısıyla bunun için bir Bx ve By değerlerine ihtiyacım var. Dizisine. I artı Tx ve şuraya da By diyelim hatta karşılığını yazalım. I'ye karşılık J arkadaşlar. I'ye karşılık ikinci noktamız J artı T'ye. Evet. I artı TX'e karşılık J artı T'ye yine. J artı T'ye. Daha sonra tekrar I artı TX'e karşılık J bu sefer. Ve son olarak da I ve J. Evet. Bu şekilde bir nokta. IJ'den başlayacak arkadaşlar. IJ'den başlayacak. Daha sonra I
J artı TY sütunda kayacak şöyle. Şu şekilde bakın. Sütunda kayacak. Daha sonra I artı TX bu kez ne olacak? Bu kez ne olacak arkadaşlar? Aşağı doğru inecek. Çünkü satır artıyor bu sefer. Aynı şekilde sütunda artmış olacak. Sütun değişmemiş olacak daha doğrusu şöyle. Daha sonra J tekrar bu tarafa gelecek. Ve sonra J sabit kalacak. Bu kez I'ye gidecek. Evet, bu şekilde. Çerçeveyi bu şekilde çizdik. Tabi plotta bu çok önemli arkadaşlar. Plotta bunlar tam ters. BY virgül BX şeklinde olacak arkadaşlar. Onu da şimdi açıklayacağım. Kırmızı çizgi olacak. Çizginin kalınlığı da arkadaşlar line width bu da 1 olsun. Evet. Şimdi plotta biliyorsunuz şu x'tir. Bakın şu y'dir. Halbuki görüntüde şu sütun, şu satır ben x olarak burada belirledim. Aslında şu i dediğimiz aslında satır ama plota geldiğimizde bu y olmuş oluyor. Aynı şekilde j sütun şöyle görüntüde ama plota geldiğimizde şöyle olacak. O nedenle bunların yerini değiştirdim arkadaşlar. Şimdi buraya kadar aslında olay tamam ama bundan sonraki süreçte bu çok uzun sürecek. Bakın çok uzun sürecek. Yani 10 dakikanın üzerinde bir program çalışma süresi var arkadaşlar. O nedenle şurada J döngüsünde programın sürekli çalıştığını görmek için arkadaşlar bir ekrana mesaj yazacağım. Bu çok önemli. Çok önemli. Önce i diyeyim. I değerini yazdırayım. I eşittir. Şuraya nam2str dönüştürüyorum sayıyı i. Evet. Sonra j'yi yazdıracağım. Boşluk j. J eşittir bu sefer arkadaşlar. Nam2str j olacak. Evet. Daha sonra yine boşluk katsayı yazdırayım. Katsayı eşittir. Nam2 str str b gray katsayı ve çerçeve sayısını yazdırayım. Çerçeve sayısını yazdırayım. Çerçeve sayısını şöyle yazdırayım ben çerçeve sayısını arkadaşlar. Şöyle yazdırayım. Çerçeve no eşittir. Şuraya nam 2 str str ne diyeceğiz? Çerçeve sayısı. Evet, şöyle çerçeve sayısı. Şimdi i'yi yazdırdık. Bakın i'yi yazdırdık. Tek tırnakla i eşittir dedik. i'nin değerini yazdırdık. Daha sonra bu köşeli parantez tek bir satırda yazılacak diye display'de belirlenmiş bir şey arkadaşlar. Tırnağı yazdık. Aynı satırda j eşittir dedik. Bu kez nam2 str j dedik. Evet. Çerçeve no dedik. Evet, eşittir. Nam2 str çerçeve sayısı. Tekrar tek tırnak. Şurada boşluk. Evet. Bir boşluk da şurada. Katsayı da yazdıracağız. Nam2 str katsayı. Evet. Olay tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımızda uzun sürecek zaten. Ben şuraya şey yazayım. Şu anda 17.49 benim saatim arkadaşlar. Başlıyorum. Tabi uzun sürecek. Ben hata yok ise çalışmasını sürdürecek. Evet, ekranım geldi. Figürüm daha doğrusu. Şöyle. Bakın. Çerçeve no'yu ne yapmışız biz? Artırmamışız. Ctrl C diyorum. Şurada durduruyorum arkadaşlar. Ctrl C ile durduruyoruz.
çalışırken çerçeve sayısı artı bir çerçeve sayısı, evet. Çerçeve sayısı neden artmadı bir bakalım hemen. Tabii şu an 0,45'in üzerinde poz değerler de poz değer sayısı da artmadı. O da artmayacak tabii ki. Ama biz bu çerçeve sayısını buraya değil de arkadaşlar çerçeveleri saymak için yanlış yere koyduk. Hemen şuraya yazmamız gerekecekti. Evet, şöyle olacaktı. Özür diliyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Saat şu an 17:50 arkadaşlar. Evet. Çerçeve sayısı şimdi kendini gösteriyor gördüğünüz gibi. Figür 1 burada. Ben şimdi durduracağım. Çünkü bu bir hayli uzun sürecek. Dediğim gibi 10 dakikanın üzerinde duracak. Durduruyorum. Ara sıra açacağım ve göstereceğim kaçta olduğunu. Bakın çerçeve normu 100 bine yaklaşık bir değerdi yanlış hatırlamıyorsam. Buradan göreceğiz zaten arkadaşlar. Yani taramanın nedeni fazla olduğunu, dolayısıyla sürenin de aslında boşuna artmadığını veya boşuna çok fazla gelmediğini buradan anlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 221 satırlı bir görüntüde şu anda 33. satırdayız. Çerçeve numumuz 26.000. Şu ana kadar bakın 26.000 çerçeve taraması gerçekleştirildi. Tabi yaklaşık 3 dakika içerisinde 3 dakikalık bir zaman dilimi geçti. Devam ediyor. Ben tekrar durduracağım. Evet, şu anda görüyorsunuz arkadaşlar 100. yani yarıladım hemen hemen 100. satıra kadar geldik. 71.000. Ben 100.000 demiştim ama yanlış hatırlamışım. 71.000 şu ana kadar bir tarama işlemi gerçekleştirdik arkadaşlar. Çerçeve tarama işlemi gerçekleştirdik. Yaklaşık 8 dakikamız şu anda gitti. Demek ki bir 8 dakikaya daha ihtiyacımız olacak. 20 dakika civarında ben ne yapmış olacağım? Bu tarama işlemini bakın görüntü küçük olmasına rağmen aslında 20 dakikalık bir tarama işlemi sonucunda istediğim işlemi gerçekleştirmiş olacağım. Gene ben burada durduruyorum. İşlem devam edecek. Evet, sonlara geldik ama biz aslında sonları yapmamız gerekiyordu. Break'le döngüyü kırmamız gerekiyordu aslında. Çünkü zaten çerçeve artmıyor gördüğünüz gibi. Evet, tamamlandı arkadaşlar. Şu anda 18.05. Yaklaşık 15 dakika sürdü ama dediğim gibi 120. satırdan sonrasını yapmamıza gerek yoktu aslında. Şuradaki döngüye break demiş olsaydık mesela. Çünkü şurada ne dedik? Eğer şu aralıktaysaydık, değilse şurada şundan sonrasına artık şurada şey diyebilirdik aslında. Else deyip şurada break yazıp direkt olarak ininci şeyi saydırabilirdik. Döngüyü saydırabilirdik. Ama olsun. İşlemimizi gerçekleştirdik başarıyla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 71.000 çerçeve taraması yaptık. Büyük bir sayı. Bu kadar küçük bir görüntü de aslında. Kaç tane? 25 tane pozitif değer çıkmış arkadaşlar. Zaten bir önceki kısımda bunu anlatmıştık. Göstermiştik 25 taneyi. Buradan yine o 25 taneyi görebiliriz. 0,45'in üzerinde 25 farklı değer. Zaten pozitif değer sayısı, pozitif değerlerimiz. Evet. Pozitif değerlerimizi açacaktık. Evet, gördüğünüz gibi 0,45'in üzerinde 25 farklı ne var arkadaşlar? Değer var. Katsayı değeri var. Dolayısıyla bu çerçevenin kalın olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Demek ki burada 25 tane ne varmış arkadaşlar? Çerçeve varmış. Aslında gerçek manada bir araştırma yapıyorsanız çerçeve ilk bulgudan sonra artık işlemi tamamen kesmeniz gerekiyor idi. Biz gene de tarama işlemini yapıp başka benzerlikler var mı diye baktık arkadaşlar. Ve benzerliklerin özellikle bakın şurada olması bizim için son derece önemli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Figür 2 diyelim. Imshof Temp G. Onu da açalım. İki görüntüyü
Şöyle kıyaslamış olalım. Şöyle arkadaşlar bakın. Evet. Aslında benzeşmenin şu yüz hatlarında olduğu ne kadar açık arkadaşlar? Tabii saçları da işin içerisine katarsak benzeşmenin burada olacağı son derece aşikar. Çünkü diğer profillerde gördüğünüz gibi resimlerde bu kısımda saç yoğunluğu çok fazla yok. Dolayısıyla eşleşmeler işte bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Aslında yüz tanımayla bu işlemi çok rahat yapabiliriz ama şablon eşlemeyle de arkadaşlar bu işlemi yapabildiğimizi bu şekilde görmüş olduk. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir dersti. Faydalı bir dersti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.